Güzel yüzlü peygamberlerin şehit olmasının nedeni kaderde Allah'ın onlara onu bir nimet olarak sunmasıdır. Mesela Zekeriya'yı Allah uzun uzun yaşatabilirdi. Zor bir hayat, peygamberlik görevini yapmış. Ortam çok gergin. Roma dönemi çok zor bir dönem. Cenab-ı Allah o zor dönemde onu tutmak istemediği için güzel canını şehadetle aldı. Yahya'yı da mesela aynı şekilde aldı. İsa Mesih'i de alabilirdi Allah, çok rahat alırdı. Ama almadı. Mehdi'ye vezir olsun, bir güzellik olsun diye onu yanına aldı. Yanına almakla, şehadet halini almak, Allah için çok kolay bunlar. Ama görünüşte tabii çok acayip bir şey varmış gibi görünüyor. Mesela canı yanıyor falan, öyle bir şey olmaz. Şehit olurken sevinç içinde şehit olur. İbadet şevkiyle şehit olur. Dolayısıyla peygamberler eğer şehit olmazlarsa imtihan ortamı kalkar. Yani peygamberler sürekli korunursa, mesela Resulullah'ın bile Cenab-ı Allah dişinin kırılmasına müsaade etti. Yüzüne kılıç gelmesine müsaade etti. İstese yaptırmaz Cenab-ı Allah. Değil mi? Evet. Yani yüzüne kılıç geldi, kılıç darbesi geldi. O mübarek şu üst dişi kırıldı. Kılıcın çarptığı yer. Koptu dişi yani, çıktı dişi. Bu imtihanın gereği olarak olur. Mesela Hazreti Musa da savaşlara gitti, olaylar içerisinde oldu. Ama Hazreti Musa'ya Cenab-ı Allah sonuna kadar yaşama emri verdi. Kaderi öyleydi. O yüzden sonuna kadar yaşadı o. Kardeşi Harun da öyle. Yoksa o da şehit olabilirdi orada, Firavun adam kudururdu birden. Şehit edebilirdi orada. Ne olurdu? Cennete giderdi. Ama Cenab-ı Allah böyle takdir etti. Ama peygamberlere hiçbir şey olmazsa o zaman imtihan ortadan kalkar. Yani mutlaka peygamberlerin de şehit olması, acı çekmesi, onların da yaralanması gerekir. Resulullah da mesela bak ateşli hummaya tutuldu. Vefatından önce bayağı zorlandı yani o hastalıktan dolayı. Peygamberimiz sordular sahabiler, işte Cenab-ı Allah beni de imtihan ediyor dedi. Yani ben de insanım. Benim de bu zorluğu görmem gerekiyor dedi peygamberimiz. Yani çünkü herkes zorlanmadan ölmüyor. Değil mi? Mesela zorlanıyor insana birçok yer. Ama peygamberler sürekli böyle rahat vefat etmiş olsalar imtihana aykırı olur. Yani Allah'ın bir adalet kavramı var biliyorsunuz. Onun için müminleri imtihan ederken peygamberlere verdiği zorlukla müminlere verdiği zorluklar arasında denge oluyor. Benziyor birbirlerine. Yani çok çok farklı olmuyor. Bayağı benziyor ama peygamberlerde daha şiddetlidir zorluklar. Yani halk dayanamaz peygamberlerin karşılaştığı zorluklara, acılara dayanamaz halk. Allah esirgesin. Yani mesela peygamberimizin karşılaştığı zorluklarla başka bir insan karşılaşsaydı avamdan defalarca dinden çıkabilirdi. Defalarca. Ya taşlamalarda falan oralar şey, hepsinde yani. Hiç fütur vermedi peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ve onlar hakkında da bir şey de demedi adamlarla ilgili. Ya Rabbi onlar cahil dedi, bilmiyorlar dedi. Allah bak meleği gönderiyor Cebrail'in yanında. Cebrail soruyor, eğer istiyorsan şu an diyor deprem meydana getireceğiz diyor. Ya bütün bölgede deprem meydana ve hepsini helak edeceğiz diyor. Eğer kabul ediyorsan diyor. Peygamberimiz istemiyor. Yani o çok sık olan bir şeydir. Yani genellikle Allah depremle karşılık verir. Yani müminlere saldırı olduğunda depremle karşılık veriyor. Yani bütün her yerde yapıyor. Yani çünkü onu korumadıkları için onlara karşı da Allah gazabından oluyor. Yani onların da sorumlu olduğunu söylüyor Cenab-ı Allah. Çünkü peygamberi orada herkesin koruması gerekiyor. Ya seyrediyorsa, bildikleri halde seyrediyorsa onlar da sorumlu oluyorlar. Dolayısıyla Cenab-ı Allah hep adaletli bir imtihan yapar. Ama tabii biz Allah'ın sırlarını tam anlayacak güçte değiliz. Bir kere nerede olduğumuzu bile bilmiyoruz. Yani Allah bunu bize bildirmekle mükellef değil. Zamanı ne olduğunu anlayamıyoruz.
Mesela zamana sadece inanıyoruz, bilimsel olarak biliniyor ama ne olduğunu bilim de anlayamıyor zamanı. Çıkarılamıyor zaman. Mesela mekan da anlaşılamıyor. Mekan mesela mutlak varlık zannediliyordu. Mekan olmadığı anlaşıldı. Mekan algı olduğu anlaşıldı. Zaman mutlak zannediliyordu. Zaman da algı olduğu anlaşıldı. Yani beynin yorumu. Zaman ve mekan yok. O zaman fizik ne oluyor? Modern fizik. Hepsi Allah'a iman eder. Modern fiziğin. Bilim adamları. Ya başka bir yol bulamazlar. Resulullah mesela baş ağrısıyla başladı rahatsızlığı. Bayağı güçlü bir baş ağrısı mesela orada normal insanlarda karşılaşılmayan bir baş ağrısı. Bir de humma oldu anlaşılıyor sonra. Hazreti Ali ve Hazreti Abbas'ın arasında eve getiriyorlar. Yani çok şey. Durumu ağır. Diyor ki Resulullah bana ağzı açılmamış 7 kırba su getirin ve başımdan dökün belki yine açılıp onlarla konuşabilirim diyor. Daha hala sohbet peşinde. Maşallah. Resulullah böyle bir küvete koyuyorlar. Başlarından su, kırbaya su döküyorlar ama çok ateşi yüksek. Ondan sonra bir rahatlıyor ama o şeyden sonra gidip şeyle halkla beraber namaz kılıyor. Başında bir sargı var, başı ağrıdığı için. Halka karşı şöyle diyor, bir kulu Allah kendisine dünya güzelliklerini vermekle kendi indindekini verme hususunda serbest bıraktı da kul onun yanındaki nimeti seçti diyor halka. Bütün Müslümanlar hepsi duyduğu bir hutbe bu. Cebrail geliyor, istersen diyor ömrünü uzatalım, uzansın diyor. Daha rahat bir ortamda olabilir diyor. İstersen diyor, yani Allah seni alacak diyor. Hangisini istersin diyor. Allah alsın diyor. Onu seçiyor. Maşallah. İnşallah. Zaten Refik-i Ala'ya diyor biliyorsunuz. Son sözü odur. Yüce dosta yani. İnşallah. Zaten söylüyor peygamberimiz, vefat edeceğim diyor, hastalanmadan önce söylüyor. Yani kızına da söylüyor. Kızı duygusallaşıyor ama diyor ilk bana sen geleceksin diyor, o zaman gülmeye başlıyor, hoşuna gidiyor. Vahiy ile haber veriliyor Cebrail. Halka açıklıyor zaten. Bu dünyadan göçme zamanım geldi, bana haber verildi diyor peygamberimiz. Maşallah. Evet, dinliyorum.